Herkese günaydın. Özde Yaşam'dan herkese merhaba. Hafta içi her gün olduğu gibi karşınızdayız. Umarım bu sabah mutlu uyanmışsınızdır. Güzel bir gün geçirmenizi diliyorum. Dolu dolu bir program hazırladık size bugün de. Ama önce hala ne pişirsem diye düşünüyorsanız akşam için sizlere mini önerim var. Siz de isterseniz bizim menümüzden esinlenebilirsiniz. Bugün sizler için ilk olarak zerdeçallı mercimek çorbası seçtik. Ardından orman kebabı ekledik. Et ve sebzelerin uyumunun en güzel ortaya çıktığı yemeklerden biri bence. Tam da şimdi böyle sebzelerin taze taze tezgahlarda yerini aldığı dönem. O yüzden etle sebzeleri buluşturalım istedik. Yanına pilav çok iyi gider. Pirinç pilavı ekledik. Ve tabii bu yemeğin yanına en çok yakışacak şeylerden biri de bence cacık. Cacığımızı da ekledik ve son olarak da revani ile menümüzü tatlandırdık. Dilerseniz siz de komple menümüzü yapabilirsiniz. Ya da içinden hoşunuza giden ürünleri seçip siz de akşam yemeğinde sevdiklerinize pişirebilirsiniz. Şimdi günün niyetini çekeceğim ben. Bakalım günün sözü, günün niyeti bugün bize ne söyleyecek? Hepimiz için çekiyorum. Evet. Bakalım ne geldi? Shakespeare'den bir söz geldi. İnsanları yorgun kılan hayat değil, taşıdıkları maskelerdir. Düşünün bakalım bugün. Sizin de maskeleriniz var mı yaşamda? Sizi yoruyor mu? Hayat mı daha çok yoruyor? Yoksa taktığınız maskeler mi, taşıdığınız roller mi daha çok yoruyor? Bugün bir değerlendirin istiyorum. Şimdi vakit kaybetmeden tiyatro oyuncusu Doğukan Soykök'ü davet ediyorum. Efendim yanımda tiyatro oyuncusu Doğukan Soykök var. Büyük bir heyecanla bekliyorduk kendisini çünkü genç yaşına rağmen çok büyük ses getiren işlere imza atıyor. Hoş geldiniz Doğukan Bey. Hoş buldum, merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum, sizler? Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Doğru bir tanımlama oldu sanırım. Genç yaşınıza rağmen çok ses getiriyorsunuz son günlerde. Biraz öyle oldu, evet. Evet, şimdi aslında nasıl oldu bu ses getirme süreci, oyununuz, oyunculuk hepsinden bahsedeceğiz ama ben biraz önce sizi yakından tanıyalım istiyorum. Biraz bize kendinizi anlatır mısınız? Ben Ankara doğumluyum normalde. 1990'da Ankara Kurtuluş'ta dünyaya geldim. Güzel bir çocukluğum oldu aslında. Hani şey olarak baktığınızda o 90'lar döneminde bayağı hoş, güzel, küçük bir mahallede dünyaya geldim. İşte sonra okul yıllarım vesaire. Çocukken de ilgili miydiniz tiyatroya, oyunculuğa? Aslında hani böyle genelde hep çocukken ilgili olduklarını söylerler ama benim çok açık söylemek gerekirse tiyatro veyahut da hani oyunculukla alakalı bir düşüncem veya hayalim yoktu. Sadece biraz haşara bir çocuktum. Yani enerjisi yüksek bir çocuktum. Sadece işte ortaokulda bir piyeste oynamıştım. Orada işte hocalarım sağ olsun biraz annemi sıkıştırdılar. Yani bu çocuğu hani bakın hani konservatuvar eğitimden geçsin, şöyle olsun böyle olsun. Annem tabii o dönemler biliyorsunuz biraz her anne baba gibi daha garanti bir meslek sahibi olmamı istediler. Ondan çok sıcak bakmamışlardı. Lisede biraz daha bu durum gelişti. İşte bir arkadaş grubumuz vardı. Orada işte her ders skeçler yapıyorduk. Hatta oturup bunun üzerine yazılar yazıyorduk vesaire. Çok geç yaşımda biraz sahne ve tiyatroyla tanıştım diyebilirim. Şimdi aslında tiyatroyla tanışma hikayeniz çok enteresan bir hikaye. Evet. Pek çok habere, gazete haberine konu oldu. Sizden dinleyelim istiyorum ama nasıl oldu? Bu tamamen şöyle söyleyeyim. Ben biraz her olaya duygusal yaklaşan bir insanım. Yani şöyle söylemek gerekirse çok profesyonel değilim. Duygularımı daha çok yansıtabilen bir insanım. Sıfırdan başladım. Seyircilerimle sıfırdan bir inşa ettim seyircilerimi, öyle söyleyeyim. Galiba samimiyetim, iyi niyetim, tiyatroya bakış açım, sanata daha doğrusu bakış açım, onların gözüne çok doğru yansıdığına inanıyorum. Çünkü seyirci benim için çok kıymetli. Ya bizler mesela oyun öncesinde oturup onlarla kahve içeriz, oyun sonrasında kahve içeriz. Bir de ben hani çok okullu olmadığım için aslında benim konservatuvarım seyircilerim oldu. Beni çok güzel yerlerden eleştirdiler. Onları not aldım. Not aldıkça gidip üzerine çalıştım ve bir sonraki oyunda o hataları yapmamaya gayret gösterdim. Biraz hareketli de bir çocuk olduğum için onlarla hani nasıl diyeyim, örnek vereyim. Mesela rezervasyon yaptırıyorlar.
Gidip onları duraktan bile alıp geliyordum mesela. Ya oyuncu nerede dediğinde oyuncumuz kuliste diyordum. Sonra çok sonra oyun sonrasında siz oyuncu muydunuz hani otobüs durağından bizi aldınız falan filan öyle. Oynadığım sahne de tabii o dönemler çok bilinmeyen bir yerdi. Böyle böyle gelişti. İlk sahneye çıkma hikayeniz nasıl oldu? O zorlu bir süreçti aslında. Çünkü ben yıllardır çalışma hayatının içerisinde olan bir insanım. Özel bir oyunculuk kursundan eğitimimi aldıktan sonra kendim bir şeyler yapmak istedim açıkçası. Çok denedim. Yani bir ekip kuralım, işte bir şeyler yapalım ama bir türlü olmadı. En sonunda dedim ki tek başıma yapacağım. Amacım hani gerçekten hani şan, şöhret vesaire değil. Sadece tiyatro yapıyor olabilmek ve bir amacım vardı. Yani Türk halkına bir şeyler veriyor olabilmek. Bunun da tiyatroyla sağlanabileceğini düşündüm. Sonra işte Kafka'nın Maymunu tekstiyle tanıştım. O dönemler çok oyun okuyordum. Sonrasında işte ilk okuduğumda açıkçası anlamamıştım. Çok felsefik geldi bana, ütopik geldi, absürt geldi. Sonra işte galiba zamanını bekliyormuş. Ona çok inanırım. O enerji, o zaman yaşanmışlıklar. Bir gece tekrar okuma kararı aldım ve yapma isteği duydum bir anda. O da beni bu raddelere getirdi sağ olsun. Peki şimdi kendi tiyatronuz var aslında artık. Kaan'ı evet. Tiyatro. Bunun süreci nasıl oldu? Tiyatroyu açma süreciniz nasıl oldu? Şimdi benim özel bir sahnem yok. Ben seyyar, gezici bir tiyatro oyuncusuyum. İlk Kafka'nın Maymunu 2017'de biz premier yaptığımızda aslında bir tiyatro ismimiz yoktu. Ama şimdi mesela Anadolu'ya turneye gidiyoruz. Soruyorlar yani tiyatronuzun ismi nedir? Tiyatromuzun ismi yok. Doğukan Soykök diyorum. Abi olur mu hani falan vesaire. Aslında Kaan'ı Tiyatro'yu askere gittiğimde pandemi sürecinde biraz da 30'umda gittiğim için askere 85 metrekarelik bir odanın içerisinde her gün 6 ay boyunca boş kalıyorsunuz. Dedim ki bir isim koymalıyım. Bir ismi olmalı ama anlamlı bir isim olmalı. Ama Türk halkının içinden olmalı. Ve tabii ki bir Kuvayi Milliye de mücadele etmiş bir ailenin de torunu olduğum için Kaan'ı benim için çok anlamlı geldi. Dedim ki evet Kaan olacak. Çünkü biraz Anadolu sevdalısı da bir insan olduğum için ve Kurtuluş Savaşı'nda birçok öneme sahip olduğu için ağır ilerleyelim, iz bırakalım ve yavaş gidelim istedim. Peki Kafka'nın Maymunu'nu biraz dinleyelim mi sizden? Nasıl bir oyun? Kafka'nın Maymunu Kızıl Peter. Aslında şöyle söyleyeyim. Bir kafese kapatılmış bir maymun düşünün. Afrika adalarından kaçırılmış, bir gemiye hapsedilmiş ve orada işkence görmüş. Şimdi bu maymun kafesten kaçsa denize atlayacak, denize atlasa boğulacak. Veyahut da ikinci yolu seçip kaçmaya çalışsa bu sefer onu daha kötü bir kafese tıkayacaklar. Bir maymun sizce nasıl bir çıkış yolu bulabilir? Diyor ki en iyisi insanları taklit etmek. Ben diyor insanları taklit edeyim ve özgürlüğe ancak bu şekilde ulaşabilirim diyor. Ve yavaş yavaş gemideki insanları taklit etmeye çalışıyor. Ve 5 yıl süre içerisinde öyle bir hale geliyor ki artık konferans verebilecek düzeye geliyor. Kendisini çok iyi yetiştiriyor. Varyetelerde, sirklerde gösteri yapıyor. Ve artık saygın bir insan haline geliyor. Sonra bakıyor ki aslında insan olarak da özgürlüğe ulaşmadığını hissediyor. O maymun yine yalnız. Ve şu sözü beni çok etkilemiştir. 6 sezondur oynuyoruz. Dün 210. oyunumuzu oynadık. Hala beni kitler o sahne. Rüzgar tarafından terk edildiysen kendi küreklerini kullanmalısın. Kızıl Peter'ın hikayesi burada bitiyor. Ama hala yalnız. Hala insanların da aslında kendi kafesleri içerisinde tutsak olduğunu görüyor. İşin formülünü çözüyor ama çok geç oluyor. Yönetmenliğini Altan Alkan yapıyor evet. Bildiğim kadarıyla. Altan hocamız, onu da konuk etmiştik. Çok kıymetli bir hocamız gerçekten. Kesinlikle. Onunla yollarınız nasıl kesişti? Altan hocamla ben özel işte oyunculuk kursunda tanışmıştım. Benim diksiyon hocamdı. Daha sonrasında sağ olsun böyle diksiyon dersinde bilirsiniz hani şiirler okutur vesaire. Bir gün dedi ki sen bir kal çocuk dedi. Herkes çıksın. Böyle bekliyorum. Yarın dedi benimle dedi kukla gösterisine gelir misin dedi. Tabii ki hocam dedim. Ertesi gün Altın hocamın çok güzel bir tahta valizi vardır. Atladık böyle eski model arabasına ve gittik.
İlk Altın Hoca'yı gözümde bu kadar belki de bir tiyatro babası olarak büyüttüğüm yer orasıdır. Çok güzel bir Karagöz Hacivat oynattık. Ve Kafka'nın Maymunu'nda o dönemler böyle o teksti böyle elinin tersiyle itenlere karşı Altın Hoca yapalım, başaracaksın diyen bir insandır. O yüzden benim için çok çok kıymetli bir insan. Buradan sevgilerimizi gönderelim kendisine de. Benim için de çok kıymetlidir. Peki şimdi oyun esnasında bir maymuna dönüşüyorsunuz aslında siz. Evet. Çok özel bir makyaj var orada. Kaç saat sürüyor? Yaklaşık 1-1,5 saat arası sürüyor. Buradan da Oya Kadriye Polat hocama çok sevgilerimi gönderiyorum. O da çok kıymetli. Sıfırdan başlamıştım dedim ya. İşte ekip ruhu burada çok önemli. Altan Hoca ve Oya abla diyeceğim. Gerçekten gitti geldi, çok sıkı çalıştı makyaj üzerinde ve o da artık benim ikinci annem oldu. 1,5 saat boyunca her oyunda doğaçlama çalışır. Ama her oyunda da harikalar yaratır. O kendi ruhunu ve doğaçlamasını yaratıyor. Ben de o ruhu üzerime giyip oyunda sağ olsun onların sayesinde bir başarı elde ediyoruz. Peki aslında zor bir rol. Yani taşıdığınız makyaj, işte o kostüm, o karakterin ruhu aslında tümüyle aslında zor bir rol. Neler yapıyorsunuz hazırlanırken? Şimdi öncesinde muhakkak tabii çok klasik bir şey olacak ama spora ara vermemeye çalışıyorum daha çok. Çok kitap okumaya çalışıyorum. Yani şimdi bu bir de tekst her okunduğunda biraz daha bir anlam çıkartılabilecek bir tekst. Sürekli Kızıl Peter'la haşır neşir olmaya çalışıyorum. Bir de bir özel market sektöründe çalışıyorum. Aslında özel hayatımla sanat hayatımı entegre etmeye çalışıyorum ve paralel yürütmeye çalışıyorum. Mesela ben sipariş topluyorum normalde. Sipariş toplarken ezberi sürekli aklımda geçiriyorum. Bazen reyonlara tırmanırken maymun gibi tırmanıyorum. Bazen müşteriler falan görüyor. Ne yapıyor bu çocuk? Deli midir falan filan. Parklarda mesela çok haşır neşir oluyorum. Yeşillik gördüğüm zaman hemen maymun gibi hareketler yapıp takla atıp işte paren de atmaya çalışıyorum. Sürekli hayatımın içerisinde. Mesela bir mısır satan bir amcayı görsem, onunla sohbet etmeye çalışıp onun derdini kendi derdimle entegre etmeye çalışıyorum. Aslında sanat sokaktadır. Sanat bir yerlere kapanıp ben sanat yapıyorum demek değildir. Ben halkla iç içe olmaya çalışıyorum. Benim çalıştığım marketteki müşterilerimi de dün mesela oyunda gördüm. Çok mutlu oldum. İlişki çok önemli. Çünkü yıllardır halk ilişkilerim biraz kuvvetlendirmeye çalıştıran bir insanım. Ne bileyim köprü altında bir dertlenen bir amcayla bile oturur sohbet edip bunu oyunda yansıtmaya çalışıyorum. Aslında onların acıları benim acılarım. Onların sevinçleri benim sevinçlerim. Ben rolüme böyle hazırlanıyorum. Sokakta kaldırımda. İş arkadaşlarınız nasıl bakıyorlar oyunculuk yapmanıza? Çok iyi niyetle bakıyorlar sağ olsunlar. Çok da destekliyorlar. Buradan şeflerim, müdürlerim yani işte müdürüm turneye gitmem gerekiyor. Bir 5-6 gün izin gerekiyor dediğimde. Önce bir düşünüyorlar tamam hadi git diyorlar. Çünkü sağ olsunlar onların benim seyircime saygı duyduğum kadar onlar da duyuyorlar. Benim hedeflerime, benim yürüdüğüm yola onlar da saygı duyuyorlar. İş arkadaşlarım her daim yanımdalar. Yorgun oluyorum bazen. Mesela sabaha kadar prova almam gerekiyor. Oradan işe geçiyorum. Çok böyle uyuyup da beni böyle fotoğraflayıp güldükleri oluyor. Abi gene uyudun işte elinde tekste falan filan. O yüzden onlara da çok teşekkür ediyorum. Daha çok gençler gerçi. Benim iş arkadaşlarım 20-21 ben biraz yaşça büyüğüm onlardan. Ama dedim ya biraz mücadele gerekiyor. Peki iki ayrı mesleği bir arada yürütmek zor oluyor mu? Asla zor olmuyor. Çünkü ben bu yolu kendim tercih ettim. Şikayetlenmiyorum. Birçok iş yaptım. Otogardan sonra garsonluk da yaptım. Yeri geldi tuvalet de temizledim. Hani dramatize etmek istemiyorum ama burada bu mücadele ruhu beni asla yormuyor. İlk otogarda çalışırken sahneye çıkmışsınız galiba evet. Değil mi? Evet. Nasıl oldu o süreç? Hep gazete haberlerinde onu okuyoruz çünkü. Otogardan sahneye diye başlıklar atılıyor. Orada şöyle yani otogarda çalıştığım dönemde işte 2009'da girdim ben özel bir otobüs şirketine. Yıllar geçtikçe biraz bir aşınmışlık meydana geldi. Biraz sıkılmaya başladım. Ne yapıyorum? Yani çünkü mesleğimi icra edemiyorum. Aslında birçok başarısızlıklar elde ettim. İyi bir iş hayatım yok. Otogarı da seviyorum ama
bir yandan çıkmak da istiyordum. O dönem annemin bir sürpriziyle işte oyunculuk kursuna yazılmış oldum. Tabii William Shakespeare'lerle, Çeoğullarla tanıştıktan sonra ben artık otogarda oyunlar okumaya başladım. İşte önde 3 bilet satıp Bursa İstanbul diye bağırıp arkaya geçip Çeoğ okuyorum. Sonra kendimi sorguluyorum. İşte kendime böyle derme çatma bir Rus anatomicisi yaratıyorum. Shakespeare okuduktan sonra Shakespeare tiradını atarken işte yan reyondaki abi diyor ki ne yapıyorsun, iyi misin, kendi kendine niye konuşuyorsun oğlum, kafayı mı yedin falan filan demeye başladı. Sonra yolculardaki o karakterize özelliklerini keşfetmeye başladım. Yani günde 300 kişiye 400 kişiye bile satıyorsunuz. Sonra ben onları taklit etmeye başladım. Onların karakteristik özelliklerini kendi üstüme giymeye başladım ve onlar gibi bir şeyler yapmaya başladım. Aa, çok farklı bir şey olmaya başladı. Tabii biraz da artık kendimi sorguladıkça kendimi ifade etmeye başladım ve artık hedefimi bulmaya başladığımı öğrendim. Dedim evet, ben bu işi yapmalıyım. Sonra bir gün böyle bir tatsız bir olaydan sonra ben çıkıyorum dedim ve sadece tiyatroya gönül vermeye karar verdim ama gene tabii işsiz kalınca tekrar iş hayatına dönmek zorunda kaldım. Kafka'nın Maymunu döneminde çalışırken finansal danışmanlık yapıyordum aslında. Buradan da özür diliyorum. Finansal danışman müdürüme de çok yalan söylemiştim var. İşte müdürüm çok önemli birisine bir satış yapacağım deyip tamam oğlum git, hani bak kazançlı gel. Bir de kotamız da vardı. Tabii ben gidiyordum hak getire. Kafka'nın Maymunu'nun telifiyle alakalı para bulmaya çalışıyordum. İşte ne yapmalıyım, sahne ayarlamaya çalışıyordum. Prova alıyordum falan. Tabii en sonunda kotada dolmayınca çıkmak zorunda kaldım. Haşere bir adamım dedim ya. Peki hep farklı işlerle uğraştığınızı söylüyorsunuz. Hala da o şekilde. Aslında bu Türkiye'deki tüm tiyatro oyuncularının biraz kanayan yarası diyebilir miyiz? Hep başka işlerle uğraşmak zorunda mı kalıyorlar? Kesinlikle. Hayatlarını sürdürebilmek için. Maddi evet. Kaygılarla aslında. Evet, kesinlikle öyle. Yani ben herkesin çok böyle mutlu olduğunu düşünmüyorum açıkçası Türkiye şartlarında. Çünkü evet, ben de hani Ferhan Şensoy hayranıyım tam bir. Onun da hep şey vardır ya, ben Türkiye'nin Don Kişot'uyum. Don Kişot romanını da okuduysanız eğer, benim için de çok kıymetli bir romandır. Yani rüzgar değirmenlerine karşı savaşıyor olmak. Aslında tiyatro oyuncularının da kaderinde bu var. Çünkü bizler her oyunda bir risk almak durumundayız. Mesela dünkü oyunda işte biz açtık oyunu bile satışına ama sürekli tırnaklarımı yiyorum. Ay, olacak mı, dolacak mı, hani insan gelecek mi? En son diyorum ki rahat ol, yani ölüm denen bir gerçek var. Ben samimi yaklaşıyorum, ben dürüst yaklaşıyorum. İnsanlar da ona göre gelip takdir ederler mi? Onların şeyine kalmış, yani saygısına kalmış diye düşünüyorum. Ama ben çok inançlıyım. Bilmiyorum, o kadar umutsuz değilim. Yani Anadolu topraklarına gittiğimde Hakkari Şemdinli'ye kadar gittim. Orada sağ olsun 18 yaşındaki bir kızımız organizasyonu yaptı ve 3 günde yaptı. 150 kişilik bir salonu 3 günde doldurdu. Abi geliyorsun değil mi dedi. Evet dedim. Ve orada kendi aile ortamında bizi ağırladılar. Biz gittiğimizde çok güzel ağırlandık. Ve orada gerçekten çocukları gördüğümde, yani mesela sahnede oturmamışlardı çocuklar. Çıktığımda biri fırağımı çekiyordu. Sahnenin yanına oturmuşlar böyle. Fırağımı çekiyorlar. Biri böyle yüzümü okşuyor. O kadar mutlu oldum ki. Ve o gün uçağa bindiğimde şunu düşündüm. Evet Doğukan, bundan sonraki hedefin Anadolu. Anadolu sizi etkiliyor. Kesinlikle. Şu ana kadar en etkilendiğiniz şehir hangisiydi? Şemdinli birinci sırada, ikinci sırada Tokat vardı. Tokat'ta şöyle bir olay yaşadım. Sahneye çıktığımda böyle ikiye ayrılmış bir seyirci topluluğu vardı. Dedim eyvah Doğukan, yani ya buradan bir şeyler yiyeceksin. Yani domates falan hani ya da dedim yuhalanacaksın diye düşündüm. Ama inanır mısınız, yaklaşık 10 dakika boyunca alkışladılar. Ve 17-18 yaşındaki çocuklar yanıma gelip şunu sordular. Abi bir şey sorabilir miyiz dediler. Tabii dedim. Metafor nedir dediler. Şimdi bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp bence. Bilmiyordum o dönem metaforun ne demek olduğunu. Çok özür diliyorum. Bir lavaboya gidip hemen geleceğim. Beni bekler misiniz dedim. Hemen böyle bir Google amcadan baktım. Tekrar gittim, anlattım işte böyle böyle falan filan diye. Yanıma 12 yaşında bir Samet geldi. Ayakkabısının baş parmağı yırtık. Abi dedi, ben bir şey sorabilir miyim dedi. Tabii ki. Abi dedi, senin burada anlatmak istediğin insanların kendi özgürlüklerine tutsak olduğundan bahsediyorsun değil mi dedim.
Ben şok oldum. Ben hiçbir büyük şehirde böyle bir soruyla karşılaşmadım. Dedim Samet sen çok mu tiyatro izliyorsun dedim. Yo dedi hani buraya çok dedi fazla tiyatro oyunu gelmiyor. Gelirse de çok pahalı dedi. Gelemiyoruz dedi abi dedi. Sağ olsun orayı organize yapan Kemal hocama ben rica ettim. Hocam dedim ne olursunuz hani köyden, kasabadan, kentten gelmek isteyen olursa lütfen dedim rica ediyorum ücreti almayın. Gelsinler çocuklar izlesinler. O da sağ olsun hepsini derlemiş toplamış sahnemize getirttirdiler. Dedim Samet o zaman sen çok kitap okuyorsun dedim. Evet dedi çok kitap okuyorum dedim. Tamam dedim kaç kitap okudun sen bu zamana kadar dedim. Saydı 150 tane okumuşundur dedi. Bir de ben tam bir Franz Kafka hayranıyım dedi. Yanında da teyzesi var. Ay evladım dedi. Babası çok şikayetçi dedi. Tarlada iki çapan atıyor dedi. Oturuyor kitap okuyor dedi. Kaç kere kitap parçaladı kafasına ama hala dedi okumaya devam ediyor. Dedim bu ne güzel bir şikayetten ötürüdür. Yani biz Ankara'nın göbeğinde yaşıyorum. Yeri geliyor kendi kız kardeşime bile bir kitap kapağını açtıramıyorum. Bu ne güzel bir kıymet bilmektir. Çok. İnanın o gün otobüse bindiğimde sabaha kadar uyuyamadım. Ne olursa olsun ben bu işin parasında olmadığımı her daim söylüyorum. Elbette ki para bir araçtır ama işte bu yüzden Sametler için, Ceylanlar için bu kahrı çekmek benim zoruma gitmiyor açıkçası. Evet, peki şimdi Ankara'da yaşıyorsunuz. Evet. Hep biliyorsunuz meslektaşlarınız belli bir süre sonra taşınıyorlar Ankara'dan İstanbul'a doğru böyle yavaş yavaş yol alıyorlar. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yaşamınızı Ankara'da mı sürdürmeyi planlıyorsunuz? Yoksa siz de bir noktadan sonra gidecek misiniz? Ya ben kesinlikle Ankaralıyım. Tiyatrocuların böyle bir Ankara tutkusu var. Evet. Onun için soruyorum bunu aslında. Evet. Ama... Ve hep en iyi oyuncular da Ankara'dan çıkar biliyorsunuz. şöyle söyleyeyim. İstanbul'a birçok kez gittim ama İstanbul sadece böyle... Gezmelik bir yer gibi, hani çok yaşayabileceğim bir yer gibi değil. Hani burada çok kıymetli İstanbul'u seyircilerim var. Çünkü ben 2019'da Kenter sahnesinde de oynamıştım, sağ olsunlar. Hiç isimli olmayan bir adam olarak gittiğimde dahi bile Kenter sahnesini iki oyun peş peşe dolduran bir seyirci kitlesiyle karşılaştım. İlkinde korkarak gittim, ikincisine büyük bir talep üzerine gittim. O gelenler bu sefer diğer arkadaşlarını getirerek bana büyük bir katkı sağladılar. Dediğim gibi İstanbul benim için gezmelik bir yer. Ufak tefek projelere gidiyorum. Gittiğim zaman diyorum ki ne olursunuz benim otobüs biletimi hemen alın ben hemen döneyim. Ankara bir tutku. Ama ben Ankara Hacettepe'liyim. Ankara'nın bağrında büyüdüm. İtfaiye meydanının çocuğuyum. Bir Ankaralı babanın oğluyum. Asla buradan vazgeçemem. Peki dizi ve sinema oyunculuğu hakkında ne düşünüyorsunuz? Var mı planlarınız dahilinde? Dizi ve sinema hakkında bir planım yok açıkçası. Hani öyle bir teklif de yok zaten. Gelmesi durumunda? Tabii ki yani gelmesi durumunda bunu lütfen ego veya kibir olarak algılamayın. Ama şimdi ben Kafka'nın maymunuyla insanlar benimle birlikte çok büyük bir beklentiye geçtiler. Benim derdim insan kazanıyor olmak. Artık bu saatten sonra yani örnek vereyim reklamlarda oynamıyorum. Oynamama kararı aldım. Bunun sebebini sorarsanız detayı çok fazla. Belki kırıcı olabilirim. O yüzden çok detayına girmeyeceğim ama reklamlarda oynamayacağım. Oynamama kararım var. Bir tecrübeniz mi var? Yani kötü bir tecrübe mi yaşadınız? Hayır asla asla. Bir iki defa oynadım ama sektörle alakalı değil. Kendimle alakalı. Topluma daha faydalı olmak istiyorum. İnsanlar izledikleri zaman açıp kitap kurcalasınlar. Ansiklopedi karıştırsınlar. Wikipedia'yı açsınlar. Üzerine kafa patlatsınlar. Oturup kahve içtikleri zaman benim oynadığım rolde onun üzerinde bir tartışma yaratsınlar. Ben bunu istiyorum. Yani o yüzden dizide gelirse eğer ki, gelmez gerçi ama gelirse de çok seçici davranacağım. Ülkemizdeki dizi sektörü biliyorsunuz biraz daha böyle altı aslında çok dolu olmayan işlerle dolu. Yani sanatsal anlamda söylüyorum. O yüzden sizi tatmin etmiyor olabilir mi? Yok. Oynayan arkadaşlarım var, saygı duyuyorum. Tabii ki onlar bir şekilde yaşamlarını bu şekilde sürdürmek zorundalar. Asla onlara ithafen konuşmuyorum. Kendim bireysel olarak söylüyorum. Altı boş değil ama maalesef hani izleyen bir kitle var tabii ki. Onları asla şey yapmak istemiyorum, yargılamak istemiyorum veyahut da ön yargım asla yok. Ben kendim, öncelikle kendime saygım ve sonrasında da beni bu raddeye getiren seyircime saygım olduğu için tekst geldiği zaman bir acaba derim. Ve onlara da saygısızlık yapmak istemem.
beni nasıl tanıdılarsa o yolda ilerlemek isterim. O yüzden dizi ve sinemada tekrar söylüyorum. Egolu bir adam değilim, kibirli değilim. Asla öyle bir derdim yok. Ama para kazanma derdim de yok çok fazla. Yani size çok yüksek bir tutarla teklif bile gelse eğer rol içinize sinmediyse kabul etmez misiniz? Asla. Ben her şeyden önce halkımı düşünürüm. Ben ne katacağım derim. Bana bu karakter ne katacak? Bana önce anlatmaları lazım. Ve her şeyden evvel her karakter benim konservatuvarım. Ben her karakterde çok çalışmayı severim. Beni zorlasın, farklı rollerde oynamak isterim. Yani farklı rollerde kendimi tatmin etmek isterim. Daha çok çalışayım, daha çok öğreneyim. Çünkü öğrenmenin bir yaşı yok. Ben geçen sezon Delili Övgü oyununu çıkarttık, Erasmus. Desiderius Erasmus bana çok şey öğretti. Bilgi bir çocuk gibidir, emeklemek lazım. Büyüdüm derseniz orada kalırsınız, asla insan olamazsınız. Ben oldum dememeniz lazım oyunculukta. O yüzden ölene dek oyunculukta ben oldum demek istemiyorum. Peki böyle çok istediğiniz bir rol var mı? Hayal ettiğiniz bir karakter? Aslında şöyle yani böyle delicesine oynamak istediğim hani şunu da oynayayım dediğim bir rol hiç aklıma gelmedi açıkçası. Düşünmedim ama dediğim gibi öğreticilik payı benim için çok önemli. Ama çok farklı olursa da çok hoşuma gider. Şimdi Kafka'nın Maymunu'nda bir protest oyunculuk, protestmiş yani ben bilmiyordum açık söylemek gerekirse çok tiyatro bilgim yoktu. Onu çok net söylüyorum. Burada bu işin okulunu okuyan insanlara da saygısızlık yapmak istemem. Bu insanlar çünkü 4 yıl okuyorlar, üzerine doktora, master, yüksek lisans yapıp eğitim veren çok usta oyuncular, ustalarım var, hocalarım var. O yüzden ben tiyatroyu sahnede ve sokakta öğrendim. Üçüncüsü seyircilerimden öğrendim. Her daim gelişime kendimi açık tuttum. Mesela mutfağından başladım ben bu işe. Nereden başladım? Mesela oyunculuk kursunda teknik yapmaya gidiyordum. İşte ışık bakıyordum, işte ses yapıyordum. Ama her daim o kağıt kalem elimden düşmezdi. Devlet tiyatrolarında mesela figüranlık yaptım. Ama çok iyi yıldızlarla çalıştım. Sağ olsun burada Akif Yeşilkaya'ya da çok sevgilerimi sunuyorum. Yani beni kapılarından bile almayacak bir kurum. Onun vasıtasıyla ben o kapıdan içeriye girebildim. Onların saygılarını kazandım. Ama her gittiğimde sadece 15 saniyelik bir rolüm vardı ama arkadan her daim onları takip ederdim. Bu hocam nasıl bu mimiği yaptı? Bu vurguyu niye yaptı? Hemen not alırdım. Provadan sonra onları sıkıştırırdım ve eve gidip onun üzerine çalışıp onu da hemen oyunumda entegre etmeye çalışırdım, uygulamaya çalışırdım. O yüzden şimdi Kafka'nın Maymunu çok farklı bir roldü. Delili Övgü çok farklı bir rol oldu. Onu da önümüzdeki sezon tekrar başlayacağız. Şimdi belki bir üçüncü proje düşünüyorum. O da çok daha farklı olacak. Yani her daim kendimi bir aşama yukarıya çıkartmak istiyorum. Ama bu hem kendime katkı hem de seyircime olan saygımdan sebep. Peki kendinize idol olarak belirlediğiniz isimler var mı? Genco Erkal, Ferhan Şensoy, tartışmasız Yıldız Kenter. Kenter. Evet. Çünkü Kenter sahnesinden de biraz bahsetmek isterim izniniz Tabii olursa. Tabii ki. Oraya da aslında annem sayesinde gittim. Bir gün sabah kalktım. Anneniz sizi bayağı destekliyor galiba bu arada. Fazlasıyla. Sık sık bahsediyorsunuz çünkü ilk oyunculuk kursuna da o yazdırmış herhalde. Buradan sevgilerimizi gönderelim ona da. Kesinlikle. Annem aslında ilk böyle çok karşı duran, böyle despot duran, asla bu mesleği yapmayacaksın diyen bir insan. Ama sonrasında gördükçe benim çabalarımı, hadi git yap bakalım bir dene deyip sonrasında da çok çok destekleyen bir insan. Bir gün sabah kalktım. Anne ben Kenter'de oynayacağım dedim. Git dedi. Oldum bir ara. Düşünme yap dedi. Sonunu düşünen kahraman olamaz dedi. Tamam aradım hemen Kenter sahnesini. Yıldız Kenter henüz daha o zaman hayata gözlerini yummamıştı. Biz her şeyi hallettik falan dedim. Sahne kaç kişilikti dedim. 450 kişi deyince ben şöyle bir kaldım. Dedim anne nasıl dolacak o sahne? Ve sadece ben tek başıma bu organizasyonu yapmak zorundayım. Yanımda kimse yok. Bir ekip götürmek zorundayım. İyi ki gitmişim. Buram buram emek kokuyordu. Oranın kokusu hiçbir şeye değişmem. Ankara Sanat Tiyatrosu da aynı şekildeydi. Orada da oynadım. İnanır mısınız? Helal olsun. Yani 1968'de inşası başlayıp 70'te bitirilmiş. Her tuğlasında, her çimentosunda alın ter olan bir sahne.
Ve gerçekten çok köklü seyircileri geldi. Doldu mu? Çok köklü seyirciler geldi. Çıkışta onlarla muhabbet etmek harikuladeydi. Yani en son ben burada Genco Erkal'i izledim. En son Yıldız Kenter'i izledim. Şimdi de seni izliyorum dediklerine o kadar duygulandım ki. Her şey değiyor. O kadar böyle sevgiyle ve aşkla anlatıyorsunuz ki yaptığınız işi. Ankara Sanat Tiyatrosu da öyleydi. Girdim. Çok farklı bir aurası vardı. Oranın seyircisiyle de tanışmak benim için bir şerefti. Çok kıymetli insanlarla tanıştım. Sosyal medya mecrasında da hala görüştüm. Hala dün oyunuma gelen insanlar vardı. Ankara Sanat'ta da izledik, buraya da geldik diyenler. Hani demin sordunuz ya, zor geliyor mu yaptığınız işler diye. Asla. Peki şimdi bir sürü yerde sahneye çıktınız ve çok önemli sahnelerde yer aldınız. Anadolu'yu gezdiniz. O ilk sahneye çıktığınız zamanla şimdi arasında ne değişti? Asla hiçbir şey değişmedi. Niye hala dersin? Aynı heyecan devam ediyor mu? Dün çıktım şimdi, arkadayım, bekliyorum. Bacaklarım aralıksız 10 dakika titredi. Kalp krizi geçirecek gibiydim. Yani şimdi bakıyorum, durduramıyorum kendimi. Rasim Öztekin'in bir sözü vardır, çok severim. Soruyorlar, hocam tiyatro kolay mı? Çok kolay diyor, 36 yıl sonra diyor. Heyecanınızı kaybettiğiniz zaman o sahne sizin için bitmiştir zaten. Dün sahneye çıktım, 6 dakika kendime gelemedim. Yani 6 dakika kendimi role ve sahneye adapte etmek için çabaladım. Şimdi bir maymun profilindesiniz ve bacağımı hafif kırık oynamak durumundayım. Ama bacaklarım öyle bir titriyor ki böyleyim. Yani ellerimle tutuyorum, sıkıyorum, dişimi sıkıyorum. Şimdi akü sahnesi de dikine giden bir sahne. Bakıyorum ucu bucağı olmayan bir seyirci ve gözler sizi izliyor. Allah'ım diyorum, ne olursun, ne olursun bir an evvel role gireyim, ne olursa seyirciyi artık içime alayım. Seyircinin gözündeki o ışıltıyı gördükten sonra artık yavaş yavaş rahatlamaya başladım. Ama her sahneye çıktığımda o titreme muhakkak oluyor. Her seferinde. Evet. Ve muhakkak bir lavabo ihtiyacım oluyor. Yani durduramıyorum kendimi. Böyle bir gidiyorum, aynaya bakıyorum. Hadi, hadi Kızıl Peter, hadi muhakkak dediğim oluyor. Peki o motivasyon için ne yapıyorsunuz? Yani öyle anlarda nasıl kendinizi rahatlatıyorsunuz? O role nasıl giriyorsunuz? Yani zorluklar da vardır mutlaka. Çünkü insan hayatı hiçbir zaman stabil değil. Yani işte çok moral olarak kötü hissettiğiniz zamanlar, hasta olduğunuz zamanlar, belki hiç sahneye çıkmak istemediğiniz anlar bile olabilir. Nasıl o motivasyonu sağlıyorsunuz? Aslında sahneye çıkmak için özel bir şeyim yok. Yani bir tarifim yok, öyle söyleyeyim. Çok amatörüm. Yani profesyonel bir insan hiçbir zaman olmadım, olmayacağım da. Hep amatör olmaya devam edeceğim. Aslında beni besleyen de bu. Her oyun öncesi bir aksilik muhakkak yaşıyorum. Muhakkak ama yani. Ama niyeyse sahneye çıktığımda sanki o aksilikler birikiyor, birikiyor ve sahneye yansıyor. Kızım Peter'la sanırsam karakter farklılığımız, farklılık demeyeyim de aynı yönde olmamız da bu. Yani onun da birçok aksilikler yaşıyor olması, benim de hayatımda birçok aksilikler ve engellerle karşılaşıyor olmam. O da beni karakterime yansıyor, sahneye yansıyor. Ve aslında o sokaktan aldığım o zorluklar beni rolüme daha iyi hazırlıyor. Özel bir formülüm yok. Yani şimdi ben burada tiyatronun kitabını okumuş bir insan değilim. Aksilik göbek adımda diyebilirim. Bir aksilik olmadığı zaman ekibe diyorum ki bir aksilik yok çocuklar, bir aksilik olması lazım muhakkak. Yoksa yaşayamıyorum, aksiliksiz yaşayamıyorum. Yani öyle bir yaşantım var yani. Ve artık bir Norveç atasözü der ki git ve Atatürk gibi düşün der. Ben hep Atatürk gibi düşünmeye çalışırım. Yani hiçbir kitabı 10 defa okumamışımdır ama notu her defasında okurum. Her zorlukla karşılaştığımda muhakkak belli bir sayfam vardır. Açar, bir bakarım yani ve derim ki ya bu adam bu kadar şeyi başarabilmiş. Biz niye yapamayalım? Onun gençleri olarak. Ve o yüzden hep Atatürk gibi düşünüp hep 4. ve 5. bir planım vardır. Peki iyi bir izleyici misiniz? Hiç değilim.
çok polyanlacı demeyeyim. İnsanlar bana çok polyanlacı der. Mesela çok sevdiğim tiyatro oyuncusu arkadaşlarım var. Oyunlarına gittim de bir de bir komediye gidiyorsam çok aşırı gülerim. Yani aslında bir tiyatro seyircisinin de sevmediği bir şey. Hatta bazı komedi oyunlarında arkadaşlar çağırdılar. Abi gel de bir özel bir gül falan filan diye. Yani çok böyle güleç bir adamım olduğum için asla böyle eleştiri yapamayan da bir insanım. Yani böyle çocuk gibiyim. Sordukları zaman çok iyiydi falan. Hadi ya, ya aman sen de her şeyi beğeniyorsun. Yemek yerken de öyleyim mesela. Yemekhaneye gidiyorum. Ne yemek var diye sorarlar. Abi işte Allah rızkımızı vermiş de yiyelim. Abi bu çok kötü, ekşimiş yemek falan. Ya olsun diyorum ya, bunu bulamayanlar da var. Gidin Afrika'ya bakın, insanlar açlıktan ölüyor. Ve tiyatroda da öyle. Çok severek izliyorum. En kötü bir şey de olsa ama çok da güzel motive vermeye çalışırım. Kırmamaya çalışırım. Tabii ki eleştirim olur ama asla karşıdaki insanı incitmeden. Yapıcı eleştiri. Bakın tırnak içinde yapıcı eleştiri. Eleştirde de her zaman onu dikkate alırım. Yani beni ekarte edecek, beni demoralize edecek asla eleştiriler. Evet dinlerim nazikçe. Çok teşekkür ediyorum derim. Ama yapıcı bir eleştirirse bir dakika bekler misiniz? Kağıt ve kalemimi alıp hemen geliyorum der. Onu kahveye davet eder seyircimi. Oturur ve dinlerim can kulağıyla. Besleniyorsunuz geri dönüşlerden. Kesinlikle. Peki sizi bugüne kadar en çok etkileyen oyun hangisiydi kendi oyununuz dışında? Genco Erkal'ın Bir Deli'nin Hatıra Defteri. Ben Erdal, çok özel bir oyun gerçekten. Kesinlikle. Erdal Beşikçioğlu'ndan izledim. Erdal Hocam'a da çok teşekkür ediyorum. Tatbikat sahnesinde de Kafka'nın Maymunu daha üçüncü temsilindeydi. Tatbikat sahnesinde oynama kararı almıştım. Yıl 2018. Ve Erdal Hoca'ya sağ olsun çıktığımda şöyle bir bakıp tamam gel oyna dedi. Ve oyunumu da sağ olsun her reklam kanalından duyurtturdu. Afişimi büyükçe bastırıp kendi sahne önünde o Güneş Sokak'taki güzide yılların geçtiği, yıllanmış bir sokakta benim afişimi paylaştı. Ve sahneyi de oldurtturmuştu yani. Ben tatbikatın o dönem çok faydasını gördüm. Ya buradan Elvin Beşikçioğlu ve Erdal Beşikçioğlu'na da çok teşekkür ediyorum. Erdal Hocam'ı da ağzım açık izledim. Ama Genco Hoca tabii 54 senedir oynuyor. O da bu işe ilk bu şekilde başlamış. Türkiye'nin ilk tek kişilik oynayan sanatçısı. Onu da ağzım açık izledim. Yani 82 yaşındaki bir insanın bu denli bir efor sarf etmesi, seyirciyi etkiliyor olması harikuladeydi yani. Peki şimdi siz Doğukan Bey aslında hiçbir engel tanımamışsınız hayatınızda. Yani tüm zorluklara rağmen ya da önünüze çıkan bütün engellere rağmen yapmak istediğiniz şeyi yapmışsınız ve buna da devam ediyorsunuz. Yani işte az önce anlattığınız yeri geldi, işte otogarda dediniz, okudum, çalıştım, insanları gözlemledim. Aslında şunu yapmışsınız bence hayatınızda. Elinizdeki mevcut imkanları kullanarak kendinizi besleme yolunu seçmişsiniz. Yani şikayet etmek yerine ya da yakınmak yerine, işte bunu bir talihsizlik gibi görmek yerine hepsini kendinize avantaja çevirmişsiniz, değil mi? Evet. Ve bundan beslenmişsiniz. Ve sonunda başarmışsınız da bence. Ama günümüzde pek çok genç biliyorsunuz oyuncu olmak istiyor. Sanatın pek çok dalına ya da merak duyuyor, ilgi duyuyor. Ama hep önlerindeki imkansızlıkları bahane ederek bir şekilde kendilerini geri planda tutuyorlar. Bu konuda ne söylemek istersiniz? Şu an bizi ekran başında izleyen gençler de olabilir. Yani pek çok bahanenin arkasına sığınarak aslında hayallerini erteliyorlar ya da vazgeçiyorlar. Ne yapmak lazım? Aslında benim de çok üzüldüğüm bir konu. Çünkü şöyle, yine bu konuşmamda da hani bu işin okulunu okumuş insanlara asla saygısızlık yapmak değil amacım ama bilimsel olarak insanoğlunun beyin anlamında yapamayacağı hiçbir şey yok. Ben aslında beynimdeki o kötü auraları kaldırmış bir insanım. Sadece inanç ve azim. Mesela ben oyunculuk eğitimini aldıktan sonra dediler ki sen bu işin okulunu okuman lazım. Peki dedim tamam sınavlara gireyim. Gittim birkaç okulun sınavına girdim. Kabul görmediler. Yani o anda belki bir enerjimiz tutmamış olabilir vesaire. Çok usta oyuncuların karşısına çıktım jüri üyeleri olarak. Çıktım dışarıya. O zaman daha 26 yaşımdaydım. Biraz yaşım da kart bir adam olmuştum açıkçası. Şimdi orada 19-20 yaşında gençler varken insanlar beni niye alsın haklı olarak? Eve gittim. Çok üzüldüm, çok yıkıldım anlar oldu.
Olmadı değil. Ve şunu dedim. Doğukan, senin hedeflerini, senin hayallerini 3-5 insan mı karar verecek? Yani seni o insanlar almadı diye vaz mı geçeceksin? Hayır. O günden itibaren her şeye başladım. Dedim tamam ben de o zaman kendi konservatuvarımı yaratırım dedim ve odamı tam bir konservatuvar haline getirdim. Okumadığım dramaturji kitabı, tiyatro dalı, her alanda psikoloji, felsefe, sosyoloji hepsini bir şekilde kütüphanemi doldurmaya çalıştım naçizane. Ne bulduğumsa okudum, ne bulduğumsa yani magazin dergilerine kadar okuyordum. Oradan bile bir şeylerden beslenmeye çalıştım. Ekonomi, ya her şey, aklınıza gelebilecek her şey. Çünkü bu işin formülü bu. Yani eğer bir şeyleri siz seyirciye anlatmak istiyorsanız kendinizin biraz donanımlı olması lazım. Gençlere gelirsek, birçok Anadolu şehrine gittiğimde geldikleri zaman abi biz bu işin okulunu okumak istiyoruz ama işte sınavı kaybediyoruz, olmuyor dediğim zaman çocuklar yapabilirsiniz. Yani olmuyor demekle hayır, yapacağım. Düşünmeyeceksiniz, yapacaksınız. Yani konservatuarı seçilmiyorum diye ben tiyatro yapmayacağım demek değil. Bakın ben Tokat'a gittim. Tokat'a gittiğimde Kemal Hocam'a çok saygı duyduğum bir insan. Kemal Hoca'nın bir kebapçı dükkanı var mesela. Dükkanın adı Ekmek Arası Tiyatro. Münir Özkul o da tiyatrosu. Hocam akşam 6'ya kadar kebap yapıyor Şiş'te. Akşam 6'dan sonra kebap dükkanının alt deposunu 36 kişilik bir sahne haline getirmiş. Bu adam aşağıda Molière oynuyor. Tokat'ta. Yapılamayacak hiçbir şey yok. Bunları duymak beni o kadar mutlu ediyor ki. Evet. Böyle geleceğe umutla bakmaya başlıyorum. Evet. Kesinlikle umutla bakmalıyız. Yani asla vazgeçmek yok. Ki Anadolu'da benim başladığım dönemden sonra sağ olsun çok görüştüğüm, hala oyunuma gelen, naçizane sosyal medyada böyle hani bir fan sayfası demek istemem ama ayrı bir sayfa açıp işte beni destekleyen genç bir grup var, tayfa var. Bir çocuk oyunu dahi hani yapıp abi biz şu köye gidiyoruz. Abi biz burada oynuyoruz. Abi biz şunu yapıyoruz. Ve bu birçok yerde çoğalmaya başladı. O kadar mutluyum ki. O kadar mutluyum ki 3-5 tane genci kazanıyor olabilmek ve onların da diğer gençlere umut vaat ediyor olması. Kesinlikle. Yine aynı konuya geleceğim. İşte o yüzden yorulmuyorum. Peki hiç pes ettiğiniz bir dönem olmadı mı? Oldu. Bir gün her yerden kovulmuşum. İşten, çalıştığım oyunculuk kurumundan, şuradan, buradan, her yerden. Ama her yerden. Ya bir insan bir günde her yerden darbe yer mi? Yedim. Çok tiyatro yapmak istiyordum. Kapıları aşındırdım. Ne olursunuz dedim. Çay dağıtayım ama yanınızda durayım. Bir şeyler üretin bana. Ama isimsiz olduğum için olmadı. Kafka'nın Maymun'u çıkarttığım dönem belki beni hadsizlikte de suçlamış olabilirler. Dediler ki ya sen ne yapıyorsun? O kadar usta var, o kadar hani insan var. Senin ne haddine diyenler oldu. Dedim ki bakın benim amacım hadsizlik yapmak değil. Sadece insanlara bir şeyler veriyor olabilmek. Ve bu teksti ben yaşatmalıyım dedim. Yine Altan Hocam'a geleceğim. Bir gün provaya gittim. Gerçekten ağlıyorum. Altın Hoca elimi sımsıkı tuttu. Dedi ki senin yaşında bu oyunu o kadar yapmayı isterdim ki. Yap. Ayağına taşlar atacak. Dikenler batacak. Kafanı yaracaklar. Ama dik durmalısın. Kalk şimdi provaya geç dedi. Altın Hocam'ın bende gerçekten yeri çok büyük. Çünkü Kafka'nın Maymun'un bir telif süreci vardı. Onu hallediyorum. Sahneler prova için çok pahalıydı o dönem ve alternatifimiz de azdı o dönem. Sahne çok fazla yoktu, küçük. O da tiyatroları da yoktu böyle. Ve parkta prova almaya başladım. Ankara Kurtuluş Parkı'nda prova almaya başladım. Birkaç kere güvenlik görevlileri geldi. Dediler ki kardeş bak insanlar rahatsız oluyor spor yapanlar falan. Bir de maymun gibi hareketler yapıyorsun, bağırıyorsun. Abi çok özür diliyorum ama bakın ben bir role girmek zorundayım falan.
Neyse 3 oldu, 5 oldu artık en sonunda. Ya bir karakolluk durumum bile oldu yani öyle söyleyeyim. Dediler ki bakın hani toplumu rahatsız ediyorsun. Çünkü orada hani oyuncaklar var ya hani antrenman yapmak için falan onlara tırmanıyorum, sallanıyorum işte salıncağa kaydırakta falan takla atıyorum vesaire. İnsanlar artık oturup izlemeye başladılar yani. İnan orada oturan insanlar böyle bakıyorlar ne yapıyor bu diye bir akli dengemden dahi şüphe edenler oldu. Hani iyi misiniz bir raporun falan var mı dedim inanın iyiyim. Gerçekten iyiyim. Bir şeyler yapmak istiyorum. Yani telif ücreti arıyorum mesela bankaya gidiyorum işte KKB'niz düşük, kredi notunuz düşük. İnanıyorum bu para sanata gidecek. Ne olursunuz bakın. Hatta oyuna da davet edeyim. Ben bunu inanın ödeyeceğim. Tiyatrodan kazandığımı ödeyeceğim. Yani öyle o yüzden Altın Hoca çok kıymetli. Hocam bu teksti yönetmenin yapar mısınız? Ne olursunuz? Buna ihtiyacım var. Çünkü tek başıma yapamazdım o dönem. Hiç tereddüt etmedi. Hiç. Çok özel bir insandır gerçekten. O da inanılmaz yani. Pek çok başarı öyküsünün sanırım üzerinde imzası var, altında evet. İmzası var diyebiliriz. Evet, kesinlikle. Peki şimdi Kafka'nın Maymunu'ndan böyle bize küçük bir şey göstermek ister misiniz? Küçük bir bölüm. Seyircimize böyle bir tatlılık olsun. Belki onlar da merak uyandırırız, izlemek isterler. Şöyle yani naçizane çok özür diliyorum. Şimdi o makyaj vesaire olmayınca belki de nasıl yani belki desem? Böyle birkaç cümlesini, sözünü bizimle paylaşmak ister misiniz sizi etkileyen? Tabii. Mesela diyor ki işte buradan itibaren yavaş yavaş açılmaya başlıyor hafızam. Ama bu sizin tahmin ettiğiniz gibi dört taraf olan bir kafes değildi. Üç taraf olan bir kafesle duvara çevrilenmiş. Kafesin yapısı ayağa kalkmak için çok alçak, oturmak içinse çok dardı. Çömelmek zorundaydım. Dizlerim kıvrılıyordu ve sürekli titriyordu. Büyük ihtimalle belli bir süre kimseyi görmemeyi ve sonsuza dek karanlıkta kalmayı diledim. Çok güzel. Siz o kadar duygusal bağ kurmuşsunuz ki bu karakterle. Ben bunu da hissediyorum bu arada. Sanırım bu oyunu oynamayı bıraktığınızda artık bir böyle zor bir süreç olacak ayrılık süreci galiba. Nasıl olacak? Birçok kez bırakmayı denedim. Yani oynamayacağım artık dedim. Çünkü gerçekten çok yorulduğum bir an oldu. Artık dedim tamam ya oynamayacağım. Bu sezon mesela oynamayacaktım. Ama ne olduysa bu sezon bile 15-16 oyun oynadık. Hani turne diyorum hani yapmayalım ama olmuyor yani bir şekilde. Hani dün mesela Oya abla makyaj yaparken dedim ki ah hocam bu Kızıl Peter benim başıma bela ne yapacağız dedim. Bırakmıyor beni. Bırakmıyor yani. O yüzden dün de o keyfi ve hani heyecanı yaşadıktan sonra dedim ki ah be Kızıl Peter. Gece böyle yalnız yolda yürürken sanki o da benim yanımda yürüyor böyle. O gece de mesela göz kırpmıştı. Al beni bir daha oku. Bir daha oku. Hani hep böyle kitap okurken çok olaylar yaşamışsınızdır. O kitapta bir cümle sizi çok etkiler ya. Altını defalarca çizersiniz. O da yetmez. Başucunuzda onu böyle kağıtları yazıp böyle yapıştırırsınız. İşte o gün gece de Kızıl Peter onlardan bir tanesi. Peki şimdi yakın zamanda var mı programınızda oynayacağınız yerler? Onları da paylaşalım. Haziran ayı için, Temmuz ayı için. Haziran ayı için şu anda çok net değil ama bir SMA hastası bir çocuğumuz için bir bağış oyunu oynanacak. Dün aslında biraz netleşti gibi 7 Haziran'da çarşamba günü Yılmaz Güney sahnesinde oynayacağız ama tamamen bir bağış oyunu olacak. Dediğim gibi SMA hastası bir kardeşimize destek olabilmek için. Onun dışında sezonu kapatacağız. Önümüzdeki sezon artık devam edeceğiz. Hatta bir üçüncü oyun eklenecek. Onun da sürprizini vermek isterim. Onun çalışmalarına şu anda yoğunlaştık. Sağ olsun ekibimiz kuruldu vesaire. Paylaşmak anda ister misiniz oyunu? Sürpriz mi olsun? O sürpriz olsun. Tamam o çünkü, peki. Evet. Onu şimdi vermeyeyim ama bu sefer tek olmayacağım. Şimdi Delili Örgü de tek, Kafka'nın Maymunu da tek. İnsanlar diyecek artık yeter yani. O yüzden bir ekibe dahil olmam gerekiyor. Ve tek isteğim de gençlerden kurulu bir oyun olacak. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Artık yavaş yavaş sohbetimizin sonuna geldik. Ben çok teşekkür ediyorum. Usta ve duayen bir oyuncumuzu da
ağırlayacağız burada. Mehmet Atay bizlerle birlikte olacak. Mehmet hocamı da çok severim. Evet, az sonra kendisiyle birlikte olacağız. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Yeni sezonda inşallah tekrar bir araya gelelim. Yeni oyunları buradan konuşalım. Merak ettik çünkü yeni oyunu şimdi. Seyircimiz de merak etmiştir. Paylaşmamız lazım. Başarılarınızın devamını diliyorum. Çok güzel işler yapıyorsunuz. Sanat adına da çok büyük katkılarda bulunuyorsunuz ülkemize. Teşekkür ediyorum size bunun için de. Ben teşekkür ediyorum. Bu kadar güzel bir programa ve sizin gibi bir iyi bir spikerin karşısında oluyor olabilmek beni çok heyecanlandırdı. Sağ olun, var olun. Çok İyi teşekkür ki varsınız. Ederim. Siz de öyle.